Merhaba, Multinet App Yeni Normal ve Sektörler konulu sohbetimiz devam ediyor. Bugün eBay Türkiye ve MENA Genel Müdürü Öget Kantarcı ile birlikteyiz. Öget Bey merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Çok güzel bir şey Şimdi burada olmak. teşekkür ediyoruz, bizim için de öyle. Yeni normali öncelikle size soracağım. Dünya yeni normal adını verdiğimiz yeni bir düzene doğru evriliyor. Ama o evrim nasıl gerçekleşiyor? Sizin gözünüzde tanımak isteriz. Tabii ki bütün dünya çok zor bir süreçten geçiyor. Biz de ülke olarak bu sıkıntıdan payımızı düşeni alıyoruz. Tabii gönül isterdik hiç böyle bir sağlık sorunu hayatımıza girmesin. Ancak bu virüs hayatımızın merkezine yerleşip birçok şeyi yeniden dizayn etmemize sebep oldu. Bu dönemin kod adı da yeni normal oldu aslında. Sosyal hayatımızdan iş yapış şeklimize kadar birçok şeyi değiştirdiğimiz bir dönemden bahsediyoruz. Bu değişimin kalbinde de dijitalleşme yer alıyor. Zaten hem ruhsal hem ekonomik olarak bizi bekleyen toparlanma sürecinde kilidi bence dijitalleşme açacaktır. Düşünün birden herkesin birbiriyle teması kestiği ve hayatın durduğu bir dönemde dijital çözümler imdada koştu. Fiziksel alternatif varken belki çok tercih etmediğimiz bu dijital çözümleri hayatımıza kabul ettik ve artık bu çözümler bizim için yeni normal oldu. Bugün çok şükür işin sağlık tarafında iyi haberler alıyoruz. Tedavi süreci daha iyi bir noktada. Alınan önlemlerle yayılma hızı düştü. Aşı üretilmesi için herkes var gücüyle çalışıyor. Bu virüsü diliyorum ki en kısa sürede geride bırakacağız. Fakat bu süreçte kullandığımız alternatif çözümler hayatımızda kalmaya devam edecek. Örneğin dijital toplantılar bu kadar verimli olabiliyorken artık uluslararası iş seyahatleri eskisi kadar sık olabilecek mi? Ya da ağır paketleri taşımak yerine kapımıza gelmesine alışmışken bundan yararlanmaya devam etmeyecek miyiz? Tabii zamanla bir denge kurulacaktır. Ancak dijital dönüşüm süreci birkaç yılda alacağı yolu bence 3 ayda aldı diyebilirim. Yani dönüştük mü peki? Yani çok hızlı girdik bu dijital dönüşüme. Siz de bu konuda çok önemli bir isimsiniz. Dolayısıyla evet hızlı aldık ama tam anlamıyla dönüştük mü? Bu bir süreç alacaktır tabii ki. Öyle bir anda dönüştük demek çok kolay değil. Sadece ürünleri dijital ortamdan almak, dijitale dönüştük gibi algılanmaması gerekiyor. Her açıdan dijitalleşmek çok önemli. Yaptığımız işleri dijitale nasıl döndürebiliriz? Sadece alım olarak değil, hayatımızda bizim kendilerimizin yaptığı işleri nasıl dijitale dönüştürebiliriz? Hepimizin ona kafa yorması gerekiyor. Bence bu bir süreçtir ama çok hızlı başarıya doğru gidebileceğimize inanıyorum ben. Öget Bey, şimdi e-ticaret tabii daha çok öne çıktı bu süreçte. Ama nasıl öne çıktı? Yani olumlu ve olumsuz yanlarıyla bu sektör nasıl etkilendi sizce? İçerisinde bulunduğumuz dönem ve alınan önlemler doğrultusunda hayatın birçok alanında değişiklikler oldu. İnsanlar günlük ihtiyaçlarını artık eskisinden çok daha fazla e-ticaret üzerinden karşılamaya başladı. Bu dönemde birçok kullanıcının e-ticarette tanıştığını gördük. Ve bu konuda BKM'nin açıkladığı Nisan ayı verileri de genel durumla ilgili önemli bilgiler içeriyor. Öyle ki internetten kartlı ödeme tutarının toplam içindeki payı Nisan ayında %24 ile rekor seviyeye ulaştı. Yine aynı veriler Mart ayında 3 milyon, Nisan ayında ise 2 milyon adet kartın ilk kez internet alışverişi yaptığını söylüyor. Bu ödemelerin önemli bir kısmının online alışverişi kapsadığını göz önünde bulundurursak, milyonlarca yeni kullanıcının e-ticaretle tanıştığını söyleyebiliriz. Sadece Nisan ayında geçen yılın aynı dönemine göre internetten yapılan gıda market harcaması 3 kat artmış durumda. Bu süreçte daha önce ulaşamadığımız kitlelere ulaştık ve kullanıcıların e-ticaretin kolaylığını tecrübe etmesini sağlamış olduk. Bu dönemde ilk defa online alışveriş yapanların en az %50'sinin kalıcı kullanıcılar haline gelmesini öngörüyoruz. 2020 yılında sektörde büyüme de devam edecektir tabii ki. TÜBİSAT'ın Türkiye'de e-ticaret pazar büyüklüğü raporuna göre 2019'da sektör 83 milyar TL büyüklüğe ulaştı. Sektörün %54'ünü oluşturan online perakende 2019'da %43 büyüyerek 45 milyar TL'lik bir hacim yakaladı. 2020 online perakende büyümesinin de ben şahsen %50'nin üzerinde olacağını öngörüyorum. Açıkçası tüketicilerin bu süreçte gerçekten çok hızlı adapte olduğunu düşünüyorum. Belki bu süreçteki tek olumsuzluk, siz de onu sormuştunuz, işin kargo teslim kısmında yaşandı diyebilirim. Buraları daha iyi yaşanabilirdi ama tabii bu kadar büyük bir hacim de beklenmiyordu. Bunun dışında hep birlikte çok çevik ve yaratıcı davrandığımız bir dönemden geçtiğimizi düşünüyorum.
Peki özellikle en çok talep hangi ürünler artık? Gıda tarafını söylediniz. Yani o tarafta mı ağırlık yaşandı yine? Yoksa sizin ekleyeceğiniz başkaları da olur mu? Türkiye'de koronavirüs vakasının görülmesiyle birlikte ilk etapta özellikle hijyen ürünleri ve paketli gıdalar gibi belirli kategorilerde artışlar gözlemledik. Sonrasında şirketlerin evden çalışma sistemine geçmesi ve okullarda online eğitimin başlaması insanların evlerinde bir çalışma ortamı yaratma ihtiyacını doğurdu. Bu da çalışma masası, sandalyesi, printer gibi ofis eşyalarına olan talepte bir artış yarattı. İnsanlar evde kaldığı için ev dekorasyon ve bahçe kategorisine ilgi yükseldi. Ayrıca gıda ve temizlik ihtiyaçlarının da giderilmesine yönelik olarak süpermarket ile hijyen ve kişisel bakım ürünlerindeki satışlarındaki artışlar ciddi bir anlamda arttı. Ek olarak spor aletleri ve ekipmanları ile kutu oyunları, puzzle, boyama kitabı gibi hobiye yönelik ürünlerde de çok ciddi artışlar gözlemledik. Tabii şimdi de dönemsel değişiklikler yaşıyoruz. Yazın gelmesiyle birlikte klima ve benzeri ürünlerde şu sıralar ciddi artışlar yaşanıyor. Peki sizin dokunduğunuz şirketler ve sektörlerde yeni normaller ne olacak? Biraz gelecek projeksiyonu da çizelim. Beklentileriniz nedir? Gelecek nasıl şekillenecek sizce? Tabii her şeyden önce şunu kabul etmek gerekiyor ki e-ticaret günümüz koşullarında artık ticaretin ta kendisi olmuş durumda. Bu gerçeğin uzağında kalmak işlerin devamlılığı ve büyüme planları açısından doğru bir karar olmayacaktır. Hem KOBİ'lerimiz hem de büyük markalarımız her geçen gün e-ticaretin ne kadar önemli bir satış ve pazarlama kanalı olduğunu çok daha iyi anlıyor ve kendilerini bu yönde geliştiriyorlar. Özellikle bizim gibi online pazar yeri markalara çok geniş bir alıcı kitlesi sunuyor. Bugün baktığınızda Türkiye'nin büyük online pazar yerlerine gelen aylık trafik İstanbul'daki en işlek 10 AVM'nin toplam trafiğini kat ve kat aşıyor. Bu durum çoğu marka için kendi internet siteleriyle kıyaslanınca da geçerli. Tüketici artık aradığı markaya ve ürüne her kanaldan ulaşmak istiyor. Dolayısıyla markalarla aramızdaki işbirliği her geçen gün güçleniyor. Bu süreçte gitti gidiyor katılan yeni satıcı sayımız geçen yılın aynı dönemine kıyasla %40 arttı. Bunların %90 fazlasını KOBİ'ler oluşturuyor. Ama aralarında işte Penti, Nine West, Divan, Chakra, Flormar, Doğutaş, Huawei, Saaten Saat'in de olduğu çok sayıda yeni marka gitti gidiyor da kendi mağazalarını açtı. Birçok yeni marka da şu anda sadece entegrasyonlarının tamamlanmasını bekliyor. KOBİ tarafında dijitalleşmenin önemi daha net anlaşıldı. Örneğin 28 milyon kayıtlı kullanıcıya hizmet veriyoruz biz. Ve KOBİ'lerimiz bizim platformumuzda ücretsiz mağaza açma ve ürünlerini yine ücretsiz bir şekilde listeleme imkanına sahipler. KOBİ'ler bu sayede ürünlerini Türkiye'nin tüm illerine ulaştırabiliyorlar ve çok daha fazla kullanıcıya 7/24 satış ve pazarlama yapma imkanına sahip olabiliyorlar. Yaptığımız araştırmalara göre e-ticarette başlayan bir KOBİ'nin satışı ortalama %30 civarında bir artış gösteriyor. Tabii bu ortalama bir oran. Gitti gidiyor'a baktığımız zaman iş hacmini ikiye katlayan pek çok satıcımız bulunmakta. Bu fırsatlar bu arada iç piyasayla sınırlı değil. Biz gitti gidiyor olarak satıcılarımıza eBay çatısı altında global bir ağ sunuyoruz. Ve bu sayede satıcılarımız ürünlerini eBay'in 190 ülkedeki 183 milyon kullanıcısına sunabiliyorlar. Ve platformumuzda bunu yapan çok fazla satıcımız var. Peki müşteri deneyimi alanında neler yaşandı ve yaşanacak? Yani o konuda neler söyleyebilirsiniz? Tabii ki biz gitti gidiyor olarak insan odaklı bir her zaman böyle bir şirket olduk ve bu süreçte de bu odak hiç değişmedi. Bizim için insanların e-ticareti her zamandan daha fazla tercih etmesi çok değerli. Kullanıcılarımızın alışveriş deneyimini iyileştirecek projeler geliştiriyoruz ve e-ticareti onlar için çok daha keyifli bir hale getirmek ve hayatlarını kolaylaştıracak çözümler üretmek için devamlı çalışıyoruz. Bu süreçte satışlarımız tabii ki arttı ama bizler her şeyden önce bunun global bir sağlık sorunu olduğunu bilincindeyiz. Önemli olan bence şu anda herkesin sağlıklı olması. En kısa sürede de bu sorunları aşıp normal hayatımıza geri dönmeyi umuyoruz. Çok doğru. Son olarak mesela bu süreci nasıl geçirdiniz, nasıl aksiyonlar aldınız, neler yaptınız ve bundan sonra neler yapacaksınız? Biz gidiyor olarak 19 yıldan bu yana e-ticaretin gelişimine tanık olurken aynı zamanda sektörün büyümesine de öncülükler ettik. İşte bugün baktığınız zaman 100 binden fazla satıcımız, 50 kategoride dünyanın her yerinden 20 milyondan fazla ürüne ev sahipliği yapıyoruz. Evet. Bir eBay şirketi olmamızın bize kattığı global tecrübeyle de
Bu döneme aslında çok büyük bir adaptasyon sorunu olmadan açtık diyebilirim. Koşullara göre hızlıca aksiyonlar aldık ve önceliğimizi tüketici ihtiyaçlarına verdik. Bunu yapmaya halen devam ediyoruz bu arada. İhtiyaçlara yönelik ürün çeşitliliğimizi sürekli olarak arttırıyoruz. Diğer taraftan Ticaret Bakanlığı'nın da özellikle dikkat çektiği fahiş fiyat uygulamalarına engel olmak için risk ekibimizle çok sıkı bir çalışma içine girdik. Ve bunu başarılı bir şekilde altından kalktık diyebilirim. Elbette satıcılarımıza da desteğimizi sürdürdük. Hem hepsine biraz önce bahsettiğim gibi ücretsiz mağaza ve listeleme imkanı sağladık. Hem de isteyen herkese eBay'in işte 190 ülkedeki 183 milyon alıcısına ulaşma fırsatı sağladık. Tabii en büyük önceliğimiz olan çalışanlarımız için çok hızlı aksiyonlar aldığımız bir dönem oldu. Türkiye'de ilk vakanın görülmesinin ardından 24 saat geçmeden biz evden çalışma kararı aldık. Şu anda Eylül'e kadar bu şekilde devam etmeyi öngörüyoruz. Sonrasında kademeli olarak ofise dönmeyi planlıyoruz. Evden çalışma bizim alışkın olduğumuz bir sistem bu arada. O yüzden de çok fazla zorlanmadık. Bunu belli bir süredir deneyimliyorduk. Çalışanlarımızın tabii yeni doğan ihtiyaçları çıktı ve bunları karşılamaya özen gösterdik. İşte ücretsiz online egzersiz dersleri organize ettik. Ücretsiz psikolojik danışmanlık hizmeti sağladık. Herkesin maske, kolonya, dezenfektan gibi gereksinimlerini karşıladık. Ve şirket doktorumuzla çalışanlarımızı düzenli bir şekilde online olarak bir araya getirdik. Dünya ve ülkemiz tabii COVID-19 nedeniyle birçok açıdan zor zamandan geçiyor. Ancak bu günleri tek yumruk olup birlikte mücadele ederek atlatacağımıza inancım benim tam. Süreci başarılı yönettiğimizi de düşünüyorum bu arada. Gitti gidiyor olarak biz de bu mücadele kapsamında büyük fedakarlık ve özveriyle çalışan doktor ve sağlık çalışanlarımıza minnetimizi sunarak Sağlık Bakanlığımıza 1 milyon TL bağışta bulunduk. Ayrıca Ticaret Bakanlığımızın başlattığı e-ticaret olarak KOBİ'lerin yanındayız kampanyasına katıldık. Bundan sonrası için de ülkemiz için üzerimize düşen ne varsa yapmaya her zaman hazırız. Güzel bir mesajla bitirmiş oldunuz. Çok teşekkür ediyoruz Egöz Kantarcı. Güzel sohbet oldu bizim için de. Görüşmek üzere. Aynen, ben de çok teşekkür ederim. İyi bakın kendinize. Sağlıklı kalın. Görüşmek üzere.